الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله Sizin istediğiniz ders. Mehmet, ben buna takılma kameraya. Bunu istediğine göre sen bundan ne bekliyorsun? Merak ettim. Ben bu derse çalıştım abi. Şu şeyi kapatın. Çanları kapatın. Anlamadığım veya daha farklı anlayabileceğim başka ne var diye böyle. Hem bu zamana, o zamana nasıl bakıyor diye böyle merak ettim derse. Hem de güncel olduğu için, yani günümüze baktığı için. Evet. Hem günümüze bakıyor, ihtiyaç var, böyle kendince öyle hissettim. Hem de benim bilmediğim daha ne olabilir burada? Merak ettin yani. Merak ettim. Peki bu arkadaşlar biliyor mu nereden olacağını? Biliyor abi. Açtık, kitap vermişiz abi. He. Bakan var mı? Bak, evet. Okuyan var mı? Bak, bakmış orada. Ben baktım abi. Baktın mı? Peki. Sayfa 25. Kastamonu. Ayakta durmanın yöntem kitapları. Laika. Başka duramazsınız. Diyor ki, manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyor. Bu manevi ihtar, buralı değil bunu şey yapan, öteden. Manevi bir ihtar ile bir iki meseleyi size yazıyor. İnceymiş o öyle. He bak. İnce meseleyi. Herkes göremiyor. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te Ehl-i Sünnet'in selamet ve necati için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görülmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Yani hem de Ramazan'da hem de bütün ümmet, bütün ümmeti Muhammed ittifak ettiği bir dua var. Alem-i İslam'ın selameti için, Müslümanlara vesaire edilen ama kabulü gözükmüyor. Normalde ekseriyetin yaptığı dua kabul olur. Kabul olur. Burada İttifak edilmiş çünkü. Burada ittifak edildiği halde kabul olmuyor. Ustad kabul olmuyor demiyor da benim gibi yapmıyor. Ne diyor? Ehl-i sünnetin selameti ve necati için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görülmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Yani böyle dua edildiği halde iki sebep varmış. Birincisini okuyorum. Birincisi, onu açabilirsiniz. Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asrın. Bu asırda bir dersimiz var. Hatırlarsınız. Gaddar asır, merhametsiz asır, anlayışsız asır, dibik çökmüş asır, hasta ve bedbaht asır. Bu asrın acip bir hassasıdır. Neymiş o haşiye? Elması, yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Elması elmas biliyor, camı da cam biliyor ama camı tercih ediyor. Elması almıyor. Başka bir asırda böyle bir şey olmamış. Yok, bu olmamış böyle. Bu seviyede genelde olmamış. Umumiyetle olmamış. Bu seviyede olmamış. Bu alçaklıkta olmamış. Olmuşsa da bir helakiyet olmuş değil mi? Evet. Olmuş ama bu seviyede genelde olmamış. Onlar tedavisi helak olmuşlar. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi. Bunlar göçüp gitmiş. Bu asıl gibi olamıyor. Bu asıl gibi olmamış. Bilerek tercih de olmamış. Bilerek, severek. Ehl-i İslam ama. Geçmiş asır öyle değil. Geçmiş asır mesela Lut Aleyhisselam'ın karşısında kafirler var. Onun yanındaki Müslümanlar tercih etmemiş. Onlar helak olmasına sebep kafirler yapıyormuş. O fiili Müslüman yapmıyor.
Boğazın özelliği Müslüman yapıyor. Müslüman namı altında olanlar yapıyor. O asırda kimler? Üstadın zamanı. Yani mesela bak Ad kavmi, Semud kavmi o zaman hudutlar ayrılmış. Onlar yapardı. Müslümanlar yapmazmış. Yani ehl-i iman yapmazmış. Bu asırda ise garip taraf Müslüman olduğu halde yapıyor. Sen burada bir cümle var. Diyor ki çünkü diyor hiçbir asır görmemiş. Vesaire asırlarda o ehl-i dağılatın ahiretini bilmiyor ve inkar ediyorlardı. Bilmiyorlar da inkar ediyorlardı. Bilmiyordu. Yani öteki taraftaydı. O zamanki insanlar ise bilerek inkar ediyor. Hatta onu yerini okuyayım bak size. 725 mi? 24. Ha, bak. Oraya mı okudun sen de? Orayı yukarıdan alayım bak. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَاجَا اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Bu dahi üç cümlesiyle bazı münasebeti maneviye ve muvaffakat-ı mefhume cihetinde ve Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhitlerin mesleğine imam bakar. Okumak istediğim şu. Birinci cümlesi der ki, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. O bedbahlar, bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde, o Lut kavmi de öyle değil. Kafir onlar. Yapanlar kafir. Bu, ehli imanlar imanları beraber olduğu halde, yani acele etmeyeceğiz. Bu, belki bir, bu ders birkaç derste okunur. Bildikleri halde bak, bir de okuyayım. O bedbahlar bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ehli ilima ahireti tam bildikleri halde yarım da değil. Onlara iltihak delaletiyle yani ehli iman birincisi ehli iman ikincisi ehli ilim. Bak ehli iman, ehli iman ne yapıyormuş? İmanları beraber olduğu halde. Ehli ilim, ahireti tam bildikleri halde. Kafirlerle beraberler. Kafirlerle aynı safta mesela. Yani aynı safta, tuhaf. Ve o kadar tuhaf, o kadar tuhaf ki... bu dünya hayatı bir tamamiha diyor, ahiret hesabına çalışıyor diyor Risale-i Nur. Bunu bilen ve ders yapan adam, dünyadaki bizim icraatımız, tercihlerimizin hepsinin din olmadığını söylüyor. Hepsi din değildir diyor ve imana girmez diyor. Oysa bu dünya hayatın bir tamamı hepsi ahiret hesabına çalışıyor. Aldığımız nefesten bile hesaba çekileceğiz. Tercihlerimizden hesaba çekileceğiz. Adam diyor ki, din değil diyor. Yani din değilse tercihimizden Allah hesap sormayacak demektir. Bir şey din değilse ona din hüküm getirmemiştir. Unutmayın. Bir daha bana bakın. Bir şeyin din olup olmadığını, yani dinin mevzusu mudur? Dinin mevzusu değil midir? En güzel delili şudur. Din ona hüküm ve kaide doğrudur, yanlıştır, mekruhtur dememişse o mevzu din sahasına girilmez. Dinle ölçülmez. Eğer ona din hüküm getirmişse ve devam ediyor ahirette hesabı varsa ahirette hesabı olan dünyadaki her şey dinin tercihleri sistemi içindedir. Aldanmayacaksınız. Tamam mı? Ya bunlar, ya siz de ne bağnazsınız ya? Her şeyi dinle yorumluyorsunuz. Ustad, Divan-ı Harbi Örfü'de öyle diyor. Diyor ki, ben talebeyim diyor. He Ferhat, söyle bakalım. Ben talebeyim. Onun için her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ediyor. Ben milliyetimizin İslamiyet olduğunu biliyorum. İslamiyettir. Bizim milliyetimiz İslamiyettir. Onun için her şeyi onunla
İslamiyet noktayı nazarıyla muvazene ediyor. Muhakeme ediyor. Birincisi muvazene ediyorum, ikincisi muhakeme ediyor. Bak, ben talebeyim diyor usta. Divan-ı Harbi Örfi'de. Bana diyorlar ki, sen her şeyi din çerçevesini izah ediyorsun. Ben talebeyim kardeşim. Beş vakit namazında diyorum ki, Allah'ım talebi-i ulum unvanıyla şehit olarak almayı nasip et diyor. Talebi-i ulum. Amin diyenler amin olsun. Bak, ben talebeyim diyor. Her şeyi mizan-ı şeriatla ve muvazene ediyorum. Vezin, tartıyor. Muvazene, muhakeme değil, he değil. Ve muvazene ediyor. Bak, ben talebeyim. Her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ediyorum. İkinci bir önerme. Ben milliyetimiz İslamiyet olduğunu biliyorum. Ve milliyetimiz İslamiyettir. İslamiyetse onun için her şeyi İslamiyet noktayı nazarıyla muhakeme ediyor. Burada bir daha söylüyorum. Burada kaçırmamanız gerekiyor. Ehli imanın imanları beraber iken, iki, ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde onlarla zındıklarla aynı saftalar olunca onlara iltihak delaletiyle iltihak katılmak dahil olmak onun içinde, ama oradasın, düşüncen dışarıda. O şeriat nereye bakar? Zahire bakar. O zaman ne oluyor? Bilerek ve severek. Bunu kaçırma. Bilerek ve severek. Hayat-ı dünyeviyeyi dine ve ahirete. Yani elması tanıdı ve buldu halde. Elması tanıdı ve buldu. Dini buldu. Risale-i Nur'u buldu. Bir dini cemaate girdi. Elması tanıdığı ve bildiği halde, bulduğu halde, beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi, yani dünyevi böyle meseleleri dine tercih etmek gibi. Dünyevi işleri şişeye benzetiyor, cam parçalarına. Ahiret işlerini elmasa benzetiyor. Ne diyor? Beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi. Sefaati hayatı ve dini hissiyata muanidane tercih edip, sefaat hayatı, yani dindeki bu sefaat hayatını nereye tercih ediyor? Dini hissiyata. Yani dini hissiyatı var, kale almıyor adam, ha, bu kafirden bahsetmiyoruz lütfen. Ehli iman ve ehli ilim. Kim? Bir daha. İman, ilim. Ehli iman, ehli ilim. Bunları yapıyormuş. Ahireti bulduğu ve tanıdığı halde. Ne yapıyormuş? Beş paralık şişi manasında olan dünyayı tercih ederek sefaat hayatı, dini hissiyata muanidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bulunduğu yerle iftihar ederler. Mesela uygulama yapayım. Dairenizin, yani dışarı çıkmayın, sokaktan bahsetmiyor bu, ehli ilimden bahsediyor. Bir tane misal vereyim. Ustad Hazretleri münazaratta, çünkü asıl imamıdır, yaşadığı dönemde çıkış yolları gösterir. Bu çok mühim bir şey anlatacağım şimdi. Daire-i Nur'da bazı televizyonlara çıkanlar var ya, yazıp çizenler. Bak şimdi. Yaptıkları hataya bilerek bak. İhanete bakın. Bak. Ahireti tanıdığı ve bulduğu halde. Nasıl dinsizlerle beraber oluyor fiilen bak şimdi. Bunu yazan çizen ha. Bizim veli nimetimiz gözükenler. Bak. Asr imamları bulunduğu asır, geçmiş değil gelecekte değil, bulunduğu asırda çıkış yolları gösterir. Kime? Başta olan siyasilere, toplumun kalp ve dimağ hastalarıyla, yani manevi insanlara, alimlere ufuklar tayin eder asıl imamı. Bu noktada usta yaşadığı dönemde Abdülhamit döneminde yaşar.
Dönemi o dönem. Abdülhamit dönemi demek, saltanat dönemi, babadan oğula geçen dönemdir. Sünnette olmayan ama fetva bulmuş. Fetvası yani alimler vermiş ama o babadan yani bu Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonraki seçimle Ebu Bekir geldi. Biat yani. Hazreti Ömer de biatla geldi. Baba oğul değiller bunlar. Ama Osmanlı'da saltanata dönüşmüş. Ama fetva bulmuşlar vesaire. O konu başka. Ustad Bediüzzaman Abdülhamit rahmetli han, Abdülhamit Han Hazretleri rahmetli evliya diyor ustad. O dönemine yaşar. İraslar hayat. Orada babadan oğula geçen saltanatla yönetilen padişahın rakibi yok. Muhalefeti yok. Tek partili gibi. Ona çıkış yolları gösteriyor. Ehli ilimde bahsediyor. Sonra Ustad Bediüzzaman Hazretleri yaşayarak 1960'ta vefat ediyor biliyorsunuz. 50'de 1950 ile 60 arası çok partili döneme geliyor. Padişahlık dönemi bitiyor. 23'te. Tek partili dönem oluyor Cumhuriyet Halk Partisi 1923'ten 1950'ye kadar. 50'den sonra Milli Nizam Partisi kuruluyor. Demokrat Parti kuruluyor. Adnan Menderes rahmetli. Malum Cumhuriyet Halk Partisi devam ediyor. Ustad son hayatı, son bu 10 sene dilimi çok partili hayat. Bu sefer Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid'e gösterdiği yöntem ve bazı nasihatler o zamana ait. Tamam. Şimdi çok partili dönemdir. Şimdi buna gösterdiği yöntem, formül çok partili dönemdir. Risale-i Nur kıyamete kadar olacağı için niye bunu kaldırmadı? Abdülhamid dönemini de şey yaptı. Çünkü Risale-i Nur tercüme edileceğini zaten zamanında edilmiş. Öyle bileyim Pakistan'a, Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, şuraya buraya. Daha padişahlıkla yönetilen yerler var. Risale-i Nur oraya girince çok partili dönemdeki çıkış yolları değil, Abdülhamid Han Hazretleri'nin gösterdiği çıkış yollarını ölçü alacaklar. Onun için külliyatta duruyor. Kur'an'da örnek vereyim. İne dine inde Allahil İslam. Allah nazarında İslam, din olarak İslam var. İne dine inde Allahil İslam. Tamam. Allah nazarında din tek İslam. Peki kul ya el kafirun de ne diyor? Sizin dininiz size, benim dinim bana. Burada iki tane dini onaylıyor Kur'an. Ha, 63 tane Kur'an'da nasih ve mensuh var. 63 tane ayet. Yani hükmü başka bir ayette bloke edilmiş. Tamam. Hükmü başka bir ayette hükmü. Peki niye duruyor? Çok hikmetler var. Bir tanesini söyleyeyim. Eğer İslam'ın ilk çıkışı döneminde siz İslamiyet'e denk gelirseniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi gibidir. Müslümanlar yaşıyor orada. Yani orada Resulullah'ın döneminden belki de kötü bir şey. Yani gülmek bile annesine çocuk bir şey diyecek. Yani bir toplantıda o reisten izin almasan çocuğu öldürüyorlar. Bir şey diyecek değil mi kulağına? Ne dedin? Belki yalan dedin. İzin alacaksın bir şey diyebilir miyim? Kontrol altında annene bir şey diyeceksin. Olan bu video gizli çekilmiş de seyrettim onu. Ben bunlara niye giriyorum? Kardeşim, Kur'an cihan şumuldur. Türkiye'ye hitap etmiyor. Geçmişiyle, geleceğiyle, bütün zamana hitap ettiği için her toplum geniş düşünmenizi istiyorum. Allah böyle yapıyor. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam dönemi gibi. Ne yapacaksın ona? İne dine indallahil İslam ayeti orada olmuyor. Kul ya el kafirun. Ha onları sen ve ben. İşte böyle döneme yaşarsanız, rastlarsanız şunu kullanın. Böyle döneme rastlarsanız bunu kullanın. Tamam. Şimdi Ustad Hazretleri münazaratta Abdülhamid Han Hazretleri çok partili değil, saltanatla yönetilen, muhalefet partisi olmayan tek yönetime gösterdiği yöntem var. Eğer böyle bir devlette yaşarsanız
Çözüm yollarınız buna söylenilen sözlerdir. 1950 ile 60 arasında Üstad yaşadığı dönem çok partilidir. Çok partili bir memlekette yaşarsanız sizin kullanacağınız yöntem bu yöntemdir. Tamam? Nedir o yöntem? Bu yöntem çok partilerde evvenişer azamişer yöntemi. Şimdi adama geliyor. Adam bunu çok iyi biliyor. Ehli ilim. Bak bilerek ve severek nasıl tercih ediyor dalaleti. Bu Abdülhamit'e söylenilen çıkış yolları, nasihat yöntemlerini çok partilileri sanki Bediüzzaman görmemiş. Sanki o döneme hiçbir şey dememiş gibi ki şu anda çok partili dönemdeyiz. Bu çok partili döneme de Abdülhamid'e söylenen sözleri söylüyor. Üstad böyle diyor diyor. Güven sağlamak için münazarat diyor 54 diyor. Münazarat 52 diyor. Bak millet de acaba doğru mu söyledi falan diye münazarat alacak hali yok ya. Bir de güvenmiş daha güven kazanmış. Münazarat da diyor hakikaten metni okuyor. Ama o metin şimdi olmaz. Niye? Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makamda demiş? Kim demiş? Bak sor bakalım. Ferhat. Bediüzzaman mı demiş? Evet. Kime demiş? Abdülhamit. Şu anda Abdülhamit mi var? Kim demiş? Peki kime demiş? Abdülhamit'e mi demiş? Menderes döneminde mi demiş? Bak bitti. Bu soruyu sorarsanız tak diye çöküyor. Anladınız mı abiler? Şimdi namazı olmayan Abdülhamit, Menderes, bir İslam'ın şairi olan ezanı serbest etti diye İslam'ın kahramanı diyor. Hatta şehit oldu. Ha, çok partili dönemde partisini çiviyle duvara çakıyor. Bunu oynatmayın diyor. Bu sabit. Bu parti değil. 17. sayfa manzaratı da haşiyede izah ediyor. Komünistlik ve masonluk manasında olan. Buraya çarp bunu. Bunun adı azamişer. Bunu kaybettiğin anda ehvenişer yoktur. Bu belirleyecek ehvenişer. Yani bu firavun. Ehvenişer yani haşa anlamak için söylüyor. Musa onun karşıtı. Bu Nemrut. Onun karşısı İbrahim. Eğer Nemrut'u kaçırırsanız İbrahim'i görür müsünüz? Göremezsiniz. Firavun'u kaçırırsanız parmağınızda, çatmazsanız bir duvara sabitlemezseniz Musa'yı göremezsiniz. Asıl Deccal'ını tanımayan Mehdi'yi bulamaz. Asıl Deccal'ını bulamayan Mehdi'yi bulamaz. Anladınız mı? Ha, şimdi ehli ilim bu dönemi biliyor Abdülhamit. Çok muhalefeti yok tek yöntem. Bu da çok. Adam ne yapıyor? Ters yüz ediyor. Bakın haber yapıyor ha. Tak. Gördün mü? Ve sana da diyor ki ya diyor Üstad diyor Abdülhamit'e böyle dedi. Hiç Allah'ın kulu sana sormayacağını hiç düşünmedin mi? Ey ehli ilim. Sana soracağını hiç düşünmedin mi? Bu kim demiş? Bediüzzaman. Kime demiş? Abdülhamit. Şu anda Abdülhamit mi var? Yani tek parti mi var? Tek yönetim mi var? He? Tek yönetim mi var? Yok. Niçin böyle tek yönetimi çok yönetime monta ediyorsun? Tek yönetimi çok yönetimde gösteriyorsun. Bu kim? Ehli ilim bilerek ve severek hayat-ı dünyevi, dine ve ahirete yani elması tanıdı ve buldu aldı. Risale-i Nur iyi biliyor. Bildiği için celbese yapabiliyor. Bunlar 5 paralık şişeyi yani dünyalık şeylerine ona tercih etmek gibi sefahat hayatı dini hissiyata muhanidanı tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Bir soru sorabilir miyim ben burada? Hem imanı var, hem ilmi var. Ahireti de biliyor. Ahiretteki değeri de biliyor, bu dünyadaki değeri de biliyor. Peki bunu neden yapıyor? Yani psikolojiden anlıyorsunuz ya. Evet. Bunu niye yapıyor o zaman? Nasıl olur böyle bir şey yani? Akıl almıyor. Mehmet, o kadar acayip soru sordun ki bir şey desem toprak, demesem sema.
Bir de Mehmet abin dedi yani sadece böyle büyük bir mesele de değil. İnsanın böyle şahsi hayatından tutağı umuma taalluk eden meselelere kadar her şeyde bu oluyor yani evet. Tercih meselesinde. Niye biliyor musunuz? Rüştü abiye aynı soruyu sorardım da. Ağır ama maalesef. Onu sorardım. Abi niye böyle yapıyorlar dedim. Çok iyi biliyorlardı. Siyasetten ve geniş daireden uzak durmak adına bu kadar yani günahtan uzak durmaktan daha fazla siyasetten uzak durma. Bu adamlar siyaseti dershaneye soktular bilmem şöyle dergilerine, gazetelere. Bir sayfada Bediüzzaman, Risale'nin bir tarafta siyaset, Demirel, Nurcu Demirel falan. Ne yapıyorlar dedim yani. Bu çok iyi biliyorlar, çok iyi ders yapıyorlar. Dedi ki, hadis-i şerifte Allah Resulüne sormuşlar bunu. Yani o zaman böyle böyle alimler olacak. Ya Resulallah Kur'an okumayacaklar mı demişler. Sahabe de, peygamber demiş ki, metnini bilmiyorum. Ustad Rüştü abi söylerdi. Arapça metnini Allah Resulü demiş ki, yıkrağına Kur'an. Kur'an okuyacaklar diyor. Fakat bu göstermiş peygamber. Buradan aşağı Kur'an inmeyecekmiş. Risale-i Nur'u okuyacaklar ama inmeyecek buraya. İnmiyor. Çünkü onu durduracak bir vicdanda musaddık yok. Yani dur yapma deme. Bir mesuliyet Allah korkusu yok. Mesuliyet korkusu yok. Yani bakın bu adam biliyor ehl-i iman. Menderes'e ki döneme Abdülhamit dönemi ikisini yaşamış. İkisine ayrı yöntem kullanıyor. Bakın Abdülhamit'e Ehvenüşer diyor. Demiyor. Abi bu 724 okudun ya sen. Daha abi, devam edeceğim. Şöyle bir şey anladım abi. Bu şimdi bunlara o zaman rüşvet veriyor. Hazır lezzete şey yapıyor, tercih ediyor ya. O zaman ben şöyle anlıyorum. Burada ben de bir işaret olarak şöyle anlıyorum. Onlara bu dünyada çok sağlam bir şey teklif ediyorlar demek ki. Yani şu, burada diyor, sefahat hayatta boğuldukları için, burada söylüyor da demek istemedi. Bak bir daha, bak burada söylüyor. Diyor ki, diyor elması tanıdığı ve bulduğu halde. Bak şimdi cevaba bak. Burada demiş de, ben şey yapmak istemiyorum, çok ağır olacak da. Bak elması tanıdığı ve bulduğu halde. Beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefahat hayatı. Adamlar Ebu Bekir gibi ilimleri var, Ebu Cehil gibi yaşıyorlar. Aynı ehli dalalet gibi hayat yaşıyorlar. Belki bir zinaları, içkileri yok. Sefahat aynı. Bak ne diyor? Sefahat hayatı he dini siyata muanidane tercih ediyorlar. Muanidane. Muanidane. Mesela muanidane şu. Seni şalvarlı görse şöyle yaparlar. Nurcan. Evet, Nurcu olan bu tipler ya. Evirip böyle tevilenler. Seni şöyle görse. Tarikatçı kardeşlerimiz. Tarikatçıymış. Biraz bir elini ayağını tuttu mu böyle ağzını biraz laf etti mi? Vahdetil vücutçu. Biraz mantıkla kafanda çalıştı mı izah ettin mi? Felsefeci, filozof. Filozof bunlar. Okuyup kafaları şişmiş. Böyle seni gördükleri zaman değil gelip tokalaşmak, elini tutması. Şalvarını görüyor. Bir şeyi söylediğin zaman Allah'ın dediğini deyince şöyle diyor. Bunlar nurcuların vehhabisi. Allah'ın dediğini diyorsun ha. Bu söz Allah'a gidiyor. Mesela diyorsun ki وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٍ وِزْرَ اُخْرَى ha? Yani bir insanın hatası genelleme. Ve bir de وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذِينَ زَلُوا فَتَمَسَكُمُنَّا Burada da taraftar olmayı değil, meyletmeyi. Sen onunla beraber aynı çizgidesin. Bunların kılıçları keskin, ağızları keskin diyorlar bizim için. Bu tekfirci. Bir grup oluşturmuşlar. Orada da yazarlar var. Bunda bazı yazarlar var. Onlar. Onlar diyormuş benim için. Mesela onlardan bir tanesi de FETÖ'cü zaten. Alele. Diğerleri de diğer birkaç kişi de orada gizliden yapıyor. Demiyor. Hayır ama evet hücum ediyor. Görüyor musunuz? Yazar ha. Bak
Hayır demiyor, hayır deyin demiyor. Evet hücum ediyor. Mesela FETÖ'nün uzantıları var mesela. Bir sürü şey işte onların kitapları satılıyor, üretiliyor. Orada hayrı şöyle anlatıyorlar. Ya adam kandırıyor. Bir kız elbise dikiyor. Şey karikatür yapıyorlar ve yayınlıyorlar. Yayınlanan karikatür. Kız iğne dikerken iğne batıyor ve kız iğneyle bağırıyor. Yani iğne batmış da hayır diye hayır re diziyor. Hayır. Telefon ettim. Yalan nasıl kafirdir? Bunu niye yayınladınız? Hani dedim siz FETÖ'nün uzantısı değildiniz. Ya beni tamam kandırıyorlar da. Çünkü ben hem dedim ki bak ben logolarla, simgelerle, verklerle anlayan bir insanım. Çünkü siz daha yeni gidiyorsunuz. Ben Kabala'yı okudum geliyor. Kabala'da bu simge sembolları ne demek ifade ettiğini biliyorum. Böyle duanın ne olduğunu, böyle ne olduğunu onları biliyorum kardeşim. Niye bunu koydunuz dedim. Ya abi dedi bizi takip eden kızlar çok olduğu için dedi. Dikiş yaparken dedi elbise iğne batar diyor kan çıkıyor. O kan çıktığı halde namaz kılıyorlar abdesti. Ondan sonra biz işte onlara diyoruz hayır böyle olmaz. He, öyle mi kardeş tamam. Tamam abi böyle anlaşılıyorsa kaldırayım dedi. He, böyle dedi. Ben de ne dedim hiçbir şey demedim. Niye kırmadım çocuğu delikanlı? 54 yaşındayım. Biz yeni tabii kafamız çalışmıyor. Ve o şu anda ne demiştir? Abi iyi geçir dedik ya. Kandırdım. Ya. Allah Resulü diyor ki kandıran kandırılmıştır. Yani aldanan kim? Aldatandır. Şimdi iğne dikiyormuş. İğne bakmış bir kere, hayır biz de, hadi ki o kan aktığı zaman abdestin gitti, onu demek istedik dedi. Ve şu anda hayır ve evet referandumda yapıyor bunu. Peki niye yapıyor bunu? Ha işte, bilmiyor mu peki? Elmas elmas bildiği ve bulduğu aldı. Ustadın hemen içeri bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Böyle konuştuğum için dilim kılıç oluyormuş. Oysa Allah'ın dediğini demek da ondan daha bir güzel şerefli ne var? Diyor ki: "Vela terkenu ilellezine zelemu fetemesekumullah." Hafız yanlış okudun mu? Ha, diyor ki: "Değil taraftan olanı meyledeni dahi. O hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Hiç onlar kadar mı kafan çalışmıyor? Bilmem ne milletler hepsi hayır diyor. Hiç mi Allah'tan hiç mi korkmuyorsun, hiç vicdan rahatsız olmuyor mu ki? Ya hiç akşam yatarken, ulan tamam haklısın hayır demekte de değil. Ya ulan vallahi ben olsam bak buna yemin ederim. Ulan ben hayır dediğime CHP hayır diyor. Aynı. PKK hayır diyor. Doğu Perinç komünist, bütün komünist teşkilatlar beyanat vermiş. Videoları var. Hayır diyor. Atiyle itiyle evet diyenlerin üzerine hücum ediyor. Konsolosluğu kapatıyor Türkiye'nin, bloke ediyor. Gazeteler Türkçe basın yayın yapıyor, Türkçe. Sanki orada Alman yaşamıyor, Türk yaşıyor. Türkçe yayın yapıyorlar, hayır. Yarısı Alman, yarısı Türkçe. Peki, hiç yatarken hiç vicdanın sızlamıyor mu ki? Ya ulan ben hayır dediğimi atıyla itiyle hücum eden gavurlar, Haçlı seferleri, çünkü şeyde toplandılar. Vatikan'da papazın önüne toplandı, bütün Avrupa Birliği toplandı, ne karar aldı belli değil. Tamam? Şimdi Haçlı Birliği karar alıyor, hayır, ben de hayır. Tamam, için hiç araştırma. Ulan hiçbir Allah'tan vicdanı rahatsız değil ki. Ulan Haçlı seferlerle aynı şeyi söylüyorum. Hiç mi etkilenmiyorsun? Sen niçin etkilenmiyorsun biliyor musun? يَسْتَحِبُنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرِ. Sen bilerek ve severek Allah'ın dinini kenara koydun, dünyayı esas aldın. Allah'ın dinine en azına şöyle yapacaksın. Ümmetin yanlışı ittifak etmez. Bütün istikamet ettiğini cemaatler Haçlı Seferi'nin karşısında. Şu anda Haçlı Seferi'nin sanki Türkiye referandum değil, dünya referanduma giriyor. Avrupa Birliği bizden daha gergin değil mi? Almanya'dan gelenler.
Peki hiç sana bir şey ifade etmiyor mu Haçlı Vatikan'da papazın önünde? Ha, niçin söyledim bunu? Sefahat hayatı bunlar. Dini hissiyata muanidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. E dinsizlerle berabersin. Ya ben onu oynayamıyorum. Ustad diyor ki buna ait. Adamın gazı çıkıyor. Gaz kaçırıyor. Abdesti gitti. Abdestin gitti. Gaz çıktı. Gaz çıkmasına bakma. Kalbim temiz. Kalbim Allah ile beraber. Sizinle beraber. Fiilen onlarla. Allah nasıl tehdit ediyor. Ustad orada söylüyor. Ne kadar cinayet işlemişlerse abi. FETÖ, PKK, CHP, işte Avrupa. Ne kadar zalimlik yapmışlarsa onlar ortak oluyor abi. Aynen. Evet demek, şey hayır demekler. Çünkü onlar ortak oluyor. Bir cümle söyleyeyim size. Bu tarihe geçecek biliyor. Silinmeyecek de bu cümle söyleyeceğim. İstersen silin. İstersen %99 çünkü kader karar verdi. Peki evet hayır neyi dettiriyor bu? Niye böyle kader bir serüven yaptın? Senin kim olduğunu seni sana göstermek için yapılıyor bu muamele. Senin kim olduğunu Allah zaten biliyor. Seni sana göstermek için önüne bu konuluyor. Biz eylemlerimizle Müslüman olduğumuzu, tercihlerimizle mümin olduğumuzu gösteriyoruz. Unutmayın bu cümleyi. Biz eylemlerimizle Budist olmadığımızı, Hristiyan olmadığımızı, Yahudi olmadığımızı eylemlerimizle gösteriyoruz. Biz kafir olmadığımızı, kafirlerden uzak olduğumuzu tercihlerimizle gösteriyoruz. İçerideki hayırlar, evetlerle. Tarafkirliklerimiz bunu söylüyor. Çünkü iman izandır. İzan, hakka, tarafkirlik ve teslimiyet. İman izan, iltizamdır. İman izandır. Hakka tarafkirlik ve teslimdir. İslamiyet iltizamdır. Hakkı kabul, yok. Hakka tarafkirlik, teslimiyet ve inkiyattır. İzanı ters söyledim galiba. Niye söylemiyorsunuz abi, düzeltmiyorsunuz? İman izandır. İzan, hakkı kabul ve tasdiktir. Sen hakkı kabul ve tasdik etmiyorsun. Batılı kabul ve tasdik ediyorsun. Batılları, adamları kabul ediyorsun. Hiç mi etkilenmiyor musun? Hiçbir bilgin olmasa bile. La benimle kimler beraber? Bir tanesi bana dedi ki, abi dedi o şey, kurucu şey, tamam mı? Öyle ustada şey, şirk diyen, Allah geleceği bilmez diyor ya. Sesli var. Allah geleceği bilir mi? Google evliyasına girin size gösterir. Sesli konuşma. Hocam diyor, bir tanesi telefon ediyor. Ben hangi kızla evleneceğimi Allah biliyor mu? Niye bilsin dedi ya. Madem bilecek dedi, sana niye böyle şunu seç bunu seç desin. Var mı yok? Var. Dinledim ben. Vakfı benim videomu koymuş. Şirk ehli diye. Ne koymuş? Mezarlıkta Kur'an okuyor. Yasin. Şirk ehli oldu. Tamam. Almaya dedi. Bana telefon ettiler. Abi dedi, sana dedi kafir diyorlar, şirkeli diyor. Kim diyor dedim ya. Ömrümüzü Allah'a anlatmayla geçmiş dedim. Kim diyor? Ha, o mu diyor dedim. Elhamdülillah. O zaten demeseydi, o bana kafir demeseydi, ben zaten imanımdan şüphe ederdim. Beni Ebu Cehil takdir ediyor. Ulan imanını sorgulasana o zaman. Beni Ebu Cehil takdir ediyor. Yok, imanımdan sorgulamam lazım. Böyle deyince sert oluyor mu? Sert oluyormuş mu? Ya. Ne sert ya. Mesela asadde yerini önlemek istiyorsan burada ne olduğunu gösteriyor. Bulunduğun yerdir. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sayın asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyorlar. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi. Ferhat bunu sormuştu. Hayır. Bilmiyorlar bak. Onlar kafir. Sair asırlarda, bu asrın dışında, ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor. Dünyayı tercih ediyor adam. Sana abi, şimdi bu Müslümanlara bakmıyor mu bu söylediklerimiz? Evet. İşte bu en sonunda diyor ki sair asırlarda ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Zaten kıyas ediyor şimdi bak. İki tarafı kıyas ediyor. Hı. Senin söylediğin aynı doğru da fakat başka. Bak sair asırlarda ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyorlar. Elmas elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor.
Ve ikinci cümlesi olan ve yasudduna an sebilillah ile der ki, bak ne diyor? O bedbahların dalaleti, muhabbeti hayattan, bu kim biliyor musun dalaleti? Bedbahlar kim biliyor musun? Ehli ilim, ehli iman bu. Bak ehli ilim, ehli imanın ve yasudduna an sebilillah diyor ki o bedbahların dalaleti nereden geliyor? Aslında dalalet değillerdi. Bunlar ehli imandı, ehli ilimdi. Dalalete nasıl düştüler? Muhabbeti hayattan ve temerrütten neşet ettiği için kendi hallerinde durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Kim bunlar? O çok ağır geldi değil mi? Bak bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârâne menbalarını kurutmak ve esasatlarını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Çok ağır. Kafirden hiçbir farkı kalmıyor. Fiilem aynı. İtikadı ben ne yapayım diyor. İşaret-i Caz'da var. Diyor ki şapka ve zunar gibi diyor fiiller fiildir diyor. İman diyor kalbe ait bir sıfattır diyor. Yani şapka ve zunar küfre niye alamet olsun diyor. Orada da diyor ki iman yani gizli olan, iman gizlidir. Gizli olan umura İslam dışarıdaki fiillerle intikal ettirir, işaret eder, tanımlar. Gizli olanı açığa çıkarır. Yani bu fiili olanın içeride şu var. Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz, aldanabiliriz. Çünkü içeride pekmez varsa turşu çıkmaz. Fiiller orada haber verir. Teleşuatıdır. O zaman bir insanın iddia ettiğini bırakın. Nerede duruyor, ne yaşıyor? Kimlerle beraber? Nerede, kimlerle, neyi, ne zaman, ne yapıyor? Unutmayın, 3 tane yapalım, çoğaltmayayım. Kimlerle, kimlerle, nerede duruyor? O adam odur. İtikadı da odur. İddia ettiği imana batmayın. Kimlerle, nerede duruyor? Kimlerle? Yani biz eylemlerimizle Müslüman olduğumuzu, tercihlerimizle kafir olmadığımızı gösteriyoruz. Evet, biz eylemlerimizle Müslüman olduğumuzu, Yahudi olmadığımızı, çünkü İslam eylemdir. Namaza inanmak yok, namaz kılmak, orucu onaylamak değil, orucu inanmak değil, orucu tutmak. Ama iman esası ise itikattır. Ha şimdi biz kalpteki durumu bilmiyoruz ama eylemini görüyoruz. Kalbinde iman olan orada olamaz. Kalbinde iman olan onu tercih edemez. Edemez. Eylem ne dedi Hasan abi? He? Eylem ne? Fiil. Hayır, hayır. Nerede çıkıyor derdi? Kalbin ve isim temayülatından çıkar. Rütbe-i Şami 77. Hasan abi diyor ki bak bunu meğerde diyor. Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar ve doğru yolu eğri gösteriyorlar. İşte bak işte bu. Meali de. Yani doğru yolu eğri gösteriyorlar. Allah Allah. Allah'ın yolunu saptırıyorlar. Doğru yolu eğri gösteriyorlar. Bildiği aldı ha. Doğru yolu eğri gösteriyor. Eğriyi doğru gösteriyor. Ve yasuddûne an sebilillah. Ondan dalalete gidiyor. Öyleleri haktan pek uzak bir sapıklık. Ya sapık yani. Ama Müslüman olduğunu söylüyor, kitapları var. Şeytan kadar alim olur mu? Belam bin Bahura kadar enfüse geçebilir mi? Biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Belam bin Bahura İsmi Azam'la dua edip bedduası hep tutuyordu değil mi? Onu biliyorsunuz. Bilmediğiniz, şok olacağınız bir şey söyleyeceğim. Bütün bedduası ve duası kabul olan Musa Aleyhisselam'ın en büyük evliyalarından birisi olan bu Belam bin Bahura irtidat ettikten sonra şaşıracağınız cümleyi söylüyorum. İlk defa ateist Allah'ı inkar etme kitabını Belam bin Bahura yazmış. Ateist kitabını ilk defa o yazmış. Abi ya eskiden böyleydi. Belam bin Bahura kadar alim miydi? Aldanma. İslam hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkıyattır. İslam, iman, hakkı kabul ve tasdiktir. İnsanın eylemi, kişinin işidir, aynası, lafa bakılmaz. Kimlerle, nerede,
ne yapıyorsa itikadı da odur. Allah Resulü diyor ya ki kişi arkadaşının dini üzerindedir. Mesela ben sizden sıkılıyorum. Nasıl yemek yiyeyim? Ben sizden sıkılıyorum. Nasıl seyahat edeyim? Ben sizden sıkılıyorum. Nasıl ticaret yapayım? Üç tane şey. Mesela ben Hamdettin'e Şeyh Hüsnü'ne karşı çıkıyor ya. İşte onu okuyacaktım mektubat. Onu şey kambur. Kambur 343. 300 evet. Ya bunu değişik bir şeyh var abi İstanbul'da var ya İstanbul'da. Evet İstanbul'daki o ihtiyar şeyh. CHP'yi bırakmış ustaz da hücum ediyor. O zaman ustaz ne diyordu abi o? Aynı kalmıyor şu anda. Evet aynı. Aynı ustaz da şey diyor. Ayetleri tayir ediyor. O acayip bir cümle kullanıyordu. Onu bulamadım abi yani. Sanki ortada diyor İslamiyet'e yapılan cinayetler yok. Evet. Ortada bir şey yok da yani bu birinci şuraya hücum şahit bulmuş ona hücum ediyor diyor. O manada bir şey söylüyor. Evet. Bulamadım abi. CHP'yi bırakmış. Ya diyeyim be ben demeden duramıyorum. Ustad dememiş ama o ihtiyar şeyh diyor yay yapıyorlar böyle fıkıh dersine ustada fasık diyor. Şu anda. Şu anda. Fasık diyor. Bir fıkıh şeyini yapıyor. O ustada ben bizzat duydum. Çünkü bana o şey kaydı gösterdi. Ustada diş mesele dolgusunda fasık diyor. Kabirde görecek diyor. Şu anda görüyordur diyor. O fasıklar diyor. Onlar yayın yapıyor. Ben onların yayınını demekte ne var şimdi? Bakın adamlar yapıyor suç değil. Ben onu dile getiriyorum. Niye her şeyi her yerde diyorsun diyorlar. Ben kafayı oynatacağım ya. Adamlara niçin sus demiyorsunuz da onların yaptığını ben Müslümanları ikaz etmeye, uyarmaya, uyarken, söylerken benim ağzımı tıkıyorsunuz, fermer bağlıyorsunuz. La bu adamlar bunu yapıyor. Ostada fasık diyor. Birinci ayeti şey yaparak diyor, kendisini diyor, Kur'an'ı tahir etti diyor. Ya acayip bir şey ya. Ya bunlar yapıyor kardeşim yapmış. Ustada hücum etmiş. Kendini inşa yapıyor diyor. Ya kimle uğraşacaksın arkadaş? Şimdi bakıyorsun ki adam televizyonlara çıkıyor. Risale-i Nur'un şer ve izah adına kitapları var bu adamın. Azam-ı Şer'i bırakmış Ehven-i Şer'i hücum ediyor. Çok partili dönemdeyiz. Abdülhamid'e söylenen sözlerle İnsanlara mecra veriyor, doğru yolu yanlış gösteriyor. Ve yesudûnâ sebilillah. Ya acayip garip, nasıl bir asırdayız ya Rabbi? Nasıl bir asırdayız Allah'ım ya? Veli nimetlerimize bakın, içimizde doğruyu batıl, batılı doğru gösteriyor. Bunu böyle yapıyor ya. Bilerek ha, bilerek ve buldukları doğru yolu bilerek ters gösteriyor. Alimler yıkılıyor. Alimler asılmış. İskilip'te Atıf Hoca şapkayla asılmadı mı? Niye asılmadı? Alimlerin çoğu asıldı. Ustad bu Beyazıt'ta şey yaptı orada. İdamla yargılandı. 28 sene işkence gördü. Abdülhamid'de bir hapishane var mı? Adamlar asılıyor. Hapishaneye gidiyor. Mustafa Sabri Efendi İstanbul şey Osmanlı Şeyhül İslam'ın Mısır'a kaçıyor. Şey Mehmet Akif Ersoy Maraş İstiklal Marşı'nı yazan zat kaçıyor vesaire yakalanan asılıyor piyasada kimse dokunmuyor bir şey ifade etmiyor mu ve bir bakıyoruz ki ustada hücum ediyor ustadın eserleri okunmasın adına doğu klasik eserlerin ama altında eski var ya tasavvuf yani insanın itikadını böyle cahillerin bozacak vahdet-i vücut gibi şeyleri, panteistlerin şeyleri, onlar o serileri bas, ahireti inkar ediyor. O dönemde bu da öyle. Yani bunları deme. Ya bunlar olmuş, olmuş. Her doğru her yerde deme diyor. Adam her şeyi diyor. Biz de seni beni kazedim. Bak gençleri kazediyorum da. Bilin arkadaşlar da doğruyu yanlışı. Doğruyu nereye basacaksınız? Bu kadar fitne olduğu zaman İmam Şafii'nin sözünü söylüyor mu? Devam ediyorum bir türlü. Diyor ki İmam Şafii diyor ki fitne çoğaldığı zaman efendim dediler doğruyu nasıl bulacağız? Düşmanınızın okunu takip edin o sizi dostumuza götürür. Din düşmanı değil mi? O da din düşmanı bu adamı koruyor. O koruduğu adam da din adına ustamada hücum ediyor. E bu kim yani? Bilerek veya bilmeyerek. Bak ne diyor? Bilerek ve severek. Bildikleri ve onun ile ecdatlar bağlı olan dine
adavetkârâne menbalarını kurutmak, esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve bu üçüncü cümlesi olan ve yabûnehe ivaca ile der ki onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunu deşitli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaykin dusturlarını sufli hevesatlarına, bak cevaba bak, sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden, yani günah işleyecekler ama şeriat din müsaade etmiyor. Görmediklerinden haşa, haşa, eğri, eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Bunu zaten gene yapacağız, bir saat oldu. Fakat mektubattaki o şeyi okumak istiyorum, ondan sonra keseceğim. Çünkü okumasam eksik olur. Mektubatta şu var arkadaşlar, bununla alakalı. 343'ü bir açalım. Bu eğitim dersimiz ya, bu cumartesi dersi değil, rahat oluyoruz yani. Böyle kafamıza vuran yok. Diyor ki, şimdi ustad, ben tarihi söyleyeyim. Ustad beddua ediyor. Fakat diyor, bedduam geri çevriliyor, kabul olmuyor. Alemi manada nüfus ediyor. Geylani'de şey yapıyor. Bakıyor ki, ekseriyetle Hicaz'da bulunan kutup, orada Kambur denen bir kutup varmış. Bu adam da dua ediyormuş. Benim bedduamı geri veriyordu diyor. Çünkü arkasında en az 300 evliya ile yapıyordu bedduayı. Ondan sonra hayret ediyordum. Alemi manada, şimdi gayrimüteşir söyleyeceğim, sonra okuyacağım. Ben ona söyledim. Yapma, dua etme, bu İslam düşmanıdır. Beni dinlemedi dedi. Sonra 1938'de Kambur anlamış. Duayı kesince, bunun bedduası devreye girince helak olmuş. Sonra ustad ona alimana da demiş ki, Kambur ben sana dememiş miydim? Şimdi bir de böyle bakın şimdi. O ortasından alıyorum. İşte bu sıra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Kahr ile. Yani beddua ettim. Ustad da beddua ediyormuş bak. O ustad beddua eder mi? Allah Kur'an'da beddua ediyor. Ebu Leheb'in elleri kırılsın diyor. Allah demiyor mu bunu? Tebbet diye de Allah'ın bedduası değil mi? Abi niye söylüyorsun? Ya bunu da söylüyorlar. Ustadınız beddua ediyormuş. Alim beddua eder mi? Beddua Kur'an. Allah ediyor beddua. Allah ceza verir mi? Komple Lut kavmini, Semud kavmini yerin dibine göçertmiş. Ehli dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Yani o zata. Ama ben anlatmasaydım bilmeyecektiniz bu kim. Tamam. Bedduama karşı müthiş bir kuvveti maneviye çıktı. Anlatmasaydım kambur olduğunu bilmeyecektiniz. Yani geleneği taşıyorum. Ve bu iki sözler kadar gayrimüteşir var. Orada geçiyor. Gayipte haber vermiyor. Şöyle iki tane sözler kadar gayrimüteşir var. Latince'ye çevrilmemiş. Zamanı gelince basılacak o. Orada söylüyor bunu. Bu kambur olduğunu. Bedduama karşı müthiş bir kuvveti maneviye çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni men etti. Hem duamı geri veriyor, hem bana yaptırmıyor diyor. Sonra gördüm ki o kısım ehli dalalet, yani bu deccal, hilaf-ı hak icraatında, Mustafa Kemal nasıl muvaffak oldu icraatında, yani İslam toplumunda, Osmanlı toplumunda dinsizliği nasıl çıkarttı? Hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin tesilatıyla bir manevi kuvvet alıyormuş. Onun işi kolaylaştırması ile adam dinsizliği yapacak, kamburdan, kutuptan dua alıyor. İşini kolaylaştırması ile. Hani bu zamanki zalim gibi. İşte. Arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak oluyor. O dua edince kambur 300 kişi evliya ile orada muvaffak oluyor. O zaman o kefet, o şu anki
Adam da ondan muvaffak oldu tabii. Nasıl bu adam? Hangi adam? Hangisi? Amerika'daki adam var ya. FETÖ. FETÖ, evet evet. Demek ki ondan muvaffak oldu. Tabii ya, taban FETÖ. Açık söyleyeyim şeyi. FETÖ için muvaffak oldu tabii. Kendisi şey olduysa bu da öyle muvaffak oldu. Çünkü arkasında 300 evliya, kambur dua ediyor. Bu adamın tabanı var ya bu ha. Gece teheccüdleri çıkar. O kadar halis Müslüman var ki. Var idi ki. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra, ihtilalden sonra, darbeden sonra onların halisiyetidir. Onlar da aynı tiptendir. O tarafa Fethullah'ın arkasına gidiyorsa. Ondan öncesini söylüyorum. O kadar halis, o kadar temiz, dürüst, namuslu, kibar, latif, nazik insanlar vardır. Allah onları koru ya Rabbi. Bunun şerrinden yani. Kurtar. Bak şimdi. Arkasına aldığı halkı sürükleyip muvaffak oluyor. Yalnız cebir ile değil ha. Zorlama da değil. Belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizaç ettiği için. Yani velayet kuvveti geliyor ya. Taban FETÖ'ye dua ediyor. Kambur 300 tane en az daha kal 300 tane evliyanın başına kutup denilir. Onun duasına... Belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizaç ettiği için ehli imanın bir kısmı o arzuya kalıp hoş görüyorlar. Çok fena telak etmiyor. O adamlar şey yapınca arkasındakiler hoş görüyorlar, fena telakki etmiyorlar. Ve dua ediyorlar. Dua edince devam ediyor. İşte bu iki sıra hissettiğim vakit dehşet aldım. Fesubhanallah dedim. Tarki haktan başka velayet bulunabilir mi? Hususan müthiş bir ceryan-ı dalalete ehli hakikat taraftar çıkar mı? Dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde mustahsen bir adet-i İslamiye binaen süre-i ihlası yüzer defa tekrar ederek okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan meseleyle beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i ilahiyle kalbi acizanmaya gelmiş. Hakikat şudur ki diye söylüyor. Ondan sonra devam ediyor. Ben cümleyi bitiriyorum. Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safterunu ve dehşetli canileri de Ali Canabani affetmesi ve bir tek hasre ezmek istemiyorum. Tamam, bu cümlede burada kaldık. Yarın devam edeceğiz. Öyle ezmek istemiyorum aleyhi. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.